Saçın yapısını anlatabilir misiniz bize? E, saçın yapısını anlatmamız gerektiğinde sadece saç telinden bahsedemeyiz aslında. Saç köklerinden de bahsetmemiz gerekecek. Evet. E, saç teli e, üç ana katmandan oluşuyor. Bu en üst tabakadaki dediğimiz katman e, çatıda bulunan kiremitlere benzer bir şekilde üst üste biniyorlar. Bunlar üzerinde oynamış olduğunuz e, veya kozmetik uygulamalar sizin e, saç kalitenizin e, görsel olarak kozmetik görünümünü, gösteriyor Kozmetikten kastımız boyaması şeklinde Yani bu şey boyamaktan ziyade kozmetik kalitesini gösteriyor. Yani parlak ve e, düzgün veya kırılmış e, veya çatlamış olma ihtimali durumları olduğunda yani görünüşü, görünüşünü gösteren tabak oluyor. E, vücudumuzda 5 milyon tane kıl folikülü vardır. Bunların 1 milyon tanesi de kafa bölgesindedir. 100-150 bin adeti de saçlı bölgededir. Bu yaşlandıkça veya yaş ilerledikçe bu foliküllerin miktarları, sayısı azalır. Ve kalitesinde değişiklikler olur. Aslında saç teli tek başına anlatılamayacak bir birim yapısıdır. Bunların içerisinde saç bezleri, yağ bezleri bulunur. Bunun dışında bunlar sebum üretirler. Ve bu üretmiş oldukları yağlar saçların parlaklığını verir. Bazı insanların saçları daha parlaktır. Bazılarınınki de daha kurudur. İşte buradaki bezlerin üretmesiyle alakalıdır. Bunun dışında bir lipid, ya saçın lipid içeriği vardır. Bir miktarda saçlar nem içerirler. Özellikle kadınlar kış aylarında bazen saçlarımı tutamıyorum, şey yapamıyorum, kontrol edemiyorum, saçlarım çok dağılıyor gibi şeyler söylemelerinin sebepleri bundandır. Saçlar %6'ya kadar nem çeker. Bu sebepten dolayı neme sahip olan saç, Uçuşabilir ya da şekillendirilemez. Dağınık durur. Evet bir şey bunun gibi dağınıklar olabilir. Evet. Tamam. Saç döngüsü aslında 3 ana evreden oluşuyor. Bunlar anajen, katajen ve telojen. Türkçe olarak tabir ettiğimiz zaman bunlar büyüme, dinlenme ve dökülme dönemi olarak nitelendirebiliriz. Buradaki önemli kısım büyüme dönemi. Büyüme dönemi yaklaşık 9 yıl kadar sürebiliyor saçta. E, bu süre içerisinde saç maksimum uzunluğa ve olgunluğa ulaşıyor. Bu süreden sonra dinlenme fazına geçiyor. Bu dinlenme fazı daha kısa bir faz ama dökülme fazına geçtikten sonra saç dökülüyor ya da düşüyor diyebiliriz. E, saç e, ortalama ayda 1 santim kadar uzuyor. E, yaklaşık yani yılda 12 santim kadar uzuyor. 9 yıl boyunca uzadığınız saç uzamaya devam ediyor. 9 yıl sonrasında duruyor mu ya da... Yani ortalamadan bahsediyorum. 9 ortalama ortalama insan ömrü için. Yani bu 2 yıldan da 9 yıla kadar da devam edebilir. Belki daha uzun sürelerde gerçekleşebilir. Bu genetik yatkınlığınızla ilgili bir durum. Şey, yani çünkü şey de, e, RNA ve DNA'nın hücreye vermiş olduğu emirle alakalı. Bu emiri verdiği, sen bunu üret dediği zaman e, kıl folikülü bu saçları üretmeye devam ediyor. Yani evet. bu aslında bir fabrika, bir üretim mekanizması. Özellikle mesela e, Guinness Rekorlar kitaplarında görüyoruz. Uzun saçlı insanlar ortaya çıkıyor. İşte saçları 2 metre, bir buçuk metre. İşte bu süreçlerin çok uzun olmasından kaynaklı olarak yani onlar eğer saçlarınızı hiç kestirmezseniz ortalama 100-120 santim kadar uzayabilir. Ama 2 iki, iki buçuk metre, üç metre kadar saç uzunması yani bir Rapunzel'in olma ihtimali yok. Saç döngüsünde aslında o dediğim konu da önemli. Yani saçın aslında tekrar bu döngünün tekrarlayıp tekrarlamaması ile alakalı. Ortalama ömrümüz boyunca 8-9 defa bunu tekrarlıyor. Ee, eğer tekrarlamadığı sürede ortaya bir problem çıkıyor. Bunun ismine de saç dökülmesi diyoruz. O zaman gerçekleşiyor. Saçlarımızı kaybediyor. <laughs> saç, saç, dökülmesini tabir ettiğimiz bir standart oluşması lazım. Ama herkes farklı tabir ederse saç dökülmesini bir standarda oturtturamayız. Bunun için e, ortalama yüzden fazla saçınız dökülüyorsa, Saçınızın kalitesinde bir değişiklik varsa, çakaklarda, e, saç tepesinde, tepe, tepe bölgenizde açılmalar olduysa ya da saç derinizde e, klinik bir bazı problemlerle karşılaşıyorsanız, kepek, yaralanmalar gibi e, bir saç dökülmesi problemine sahip olduğunuz... E, saçın kalitesi değişiyor derken ne anlamalıyız? Saçın yani, rengi değişebilir. E, yani saç siyahken... uçlarınızda kırıklıklar meydana gelebilir. Bunun gibi kalitesel değişiklikler de olması gerekiyor. Çıplak bahsediyor. gözle görebileceğimiz çıplak bir olgu. Çıplak gözle, bunu tespit etmek tek başınıza çok zor. ya Bunun için dermatologlardan yardım almanız gerekir. Dermatoloğa gitmeden önce de bunu ev halkından talep edebilirsiniz. Özellikle resim çektirebilirsiniz. Elimizde teknolojik aletler çok fazla var. Bunlardan fotoğraflar, tepe bölgenizden fotoğraflar çektirebilirsiniz. Tespit yöntemlerinden bir tanesi de Yıkandıktan sonra 24 saat boyunca tarak veya elle herhangi bir yere dokunmadan bekleyip 24 saat sonunda tarayarak Kaç tane saçın döküldüğünü tespit edebilirsiniz. Bu tespit yöntemlerinden bu bir tanesidir. Yaparsınız. Kaç tane varsa? Evet. 100 taneden fazlaysa zaten bir problem vardır. Bu sebepten dolayı da dermatoloğa gitmenizi tavsiye ederim. Ama 3-5 ya da daha fazlası... Bunlar bu... rutin işlerdir. E, rutin problemdir. Bu rutin problemlerden sonra... Yani rutin bir akıştır. Rutin bir döngüdür. Endişeye yani gerek yok o zaman. Bu döngünün sonunda yeni bir saç teli çıkıyorsa herhangi bir problem yoktur.